Merhaba sevgili çocuklar. Geçen hafta 3. ünitemize başlamıştık ve bu hafta da Haritalar Ne Diyor konusunun 2. bölümünü beraber işlemeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, dünya uzaydan bakıldığında mavi bir küreyi andırıyor. Pürüzsüz bir yüzeyi olan, hatta oyunlarımızda rahatça kullanabileceğimiz bir top gibi duruyor. Fakat yakından baktığımızda dünya gerçekten böyle pürüzsüz mü? İşte şimdi biz bugünkü dersimizde dünyanın üzerinde, yeryüzünün üzerinde bulunan coğrafi şekillerin neler olduğunu konuşacağız. Sevgili arkadaşlar, yeryüzüne yakından bakıldığında kesinlikle pürüzsüz olmadığını görüyoruz. Yeryüzünün üzerinde çok çeşitli coğrafi şekiller var ve bu şekillerin bizim dersimizde işleyecek olduklarımız kitabımızın 63. sayfasında da görünüyor. Şimdi 63. sayfayı açıp arkanıza yaslanın ve beraber bu yeryüzü şekilleri nelermiş hep birlikte görelim. Değerli arkadaşlar, yeryüzü şekillerimizin ilki dağ. Dağ, çevresindeki karasal alanlardan daha yüksek olan kara kütlelerine verilen isimdir. Sizler de kendi yaşadığınız bölgede çeşitli dağlar olduğunu görürsünüz. Tokat'ta yaşayan arkadaşlarımız için mesela Topçam Dağları bir yeryüzü şeklidir ve hepimiz bunu biliriz. Bu da yine Ağrı Dağı, Türkiye'mizin en yüksek dağı, dünyanın da en yüksek dağlarından biri sevgili çocuklar. Bir de Sıra Dağlar var. Sıra Dağlar birkaç dağdan oluşan, sıra halinde devam eden, arkadaş olarak kol kola giren dağlara verilen isimdir. Ülkemizde pek çok sıra dağında bulunduğunu biliyoruz. Mesela Toroslar sıra dağlardır. Yine Rize'de bulunan Kaçkar Dağları sıra dağlardır çocuklar. Kaçkar Dağları'nın üzerinde gördüğümüz bu beyaz kısımların ne olduğunu biliyor musunuz? Bunlar da kalıcı karlar. Çok yüksekte olduğu için yaz kış erimeden burada duran kar kütlelerine verilen isim. Çok yüksekteki yaylalara giden arkadaşlarımız varsa, Kaçkar Dağları'na mesela, Ayder Yaylası'na, orada bu kalıcı karlara çok yakın olduğunuzu görebilirsiniz. Hatta biraz tırmanıp o kalıcı kar kütlelerine dokunabilirsiniz çocuklar. Bu Türkiye fiziki haritası. Bu fiziki haritalardan geçen dersimizde bahsetmiştik. Fiziki haritamıza böyle genel olarak baktığımız zaman kahverengi renginin çok yoğun olduğunu görüyoruz. Ve bu durum bize ülkemizdeki dağların sayıca çok olduğunu ve özellikle dağ popülasyonunun, dağ sayısının ülkemizin doğu kesimlerinde daha fazla olduğunu gösteriyor. Çocuklar, batıdan doğuya doğru yüksekliğinin arttığını söyleyebiliriz ülkemizin. Rakım dediğimiz, denizden uzaklaştıkça artan yüksekliğin batıdan doğuya doğru arttığını söyleyebiliriz çocuklar. Ve geliyoruz yine hepimizin bildiği bir kavram, yayla ya da diğer adıyla plato. Akarsular tarafından derin bir biçimde yayılmış, yarılmış, çevresine göre yüksek düzlüklere plato diyoruz. Aranızda mutlaka yaylaya giden arkadaşlarımız vardır. Özellikle yaz aylarında çok serin olur yüksek olmasından dolayı. Burada hayvancılık yapılır yaylada. Tarım için çok da uygun yerler değil. Çünkü az önce de belirttiğim gibi yüksekliğine bağlı olarak hava burada oldukça serin olur yaz aylarında. Kışında inanılmaz soğuk olur çocuklar. Burada da ülkemizde bulunan platoların haritada gösterilmiş halini görüyoruz çocuklar. Pek çok platomuz var. Geliyoruz ovaya. Arkadaşlar, çevresine göre daha alçakta kalmış verimli düzlüklere ova diyoruz. Yine Tokat'ta yaşayan arkadaşlarımız ova konusunda da oldukça şanslı. Tokat oldukça verimli ovalara sahip. Niksar Ovası, Erbaa Ovası, Kazova gibi pek çok ovadan bahsedebiliriz biz burada. Ovalar az önce de belirttiğim gibi verimli tarım alanlarıdır ve haritalarda da bu şekilde yeşil renkte gösterilirler. Fiziki haritada ovaların yerini bulmak için yeşil olan yerleri takip etmemiz gerekir. Bir diğer yeryüzü şeklimiz vadi.
Kemal Sunal'ın oynadığı bir film vardı. Yeşil Vadi bizimdir, yok hayır bizimdir diye iki aile kendi aralarında savaşıyorlardı, mücadele ediyorlardı. İşte bu da o güzel vadilerden biri. Akarsuların toprağı aşındırarak oluşturduğu V şeklindeki yeryüzü şekline vadi diyoruz çocuklar. Bu gördüğümüz de Aksaray'da bulunan Ihlara Vadisi. Bu da son derece güzel, karakteristik coğrafya özelliklere sahip, görülmesi gereken bir tabiat harikası. Yine bir başka yeryüzü şeklimiz akarsu. Akarsular kaynak suyuyla ya da yağışlarla beslenen ve belirli bir yatak boyunca akan sulara akarsu diyoruz. Irmaklar, nehirler de bunların diğer atları. Sevgili çocuklar, akarsu deyince benim aklıma ilk gelen kendi yaşadığımız bölgede bulunan Yeşilırmak. Yine Kızılırmak, Sakarya Nehri, Gedizırmağı, bunların hepsi ülkemizde bulunan akarsulara örnektir. Ve bir ülkede ne kadar çok akarsu varsa o ülkenin su kaynakları bakımından da o kadar zengin olduğunu ve suya ihtiyaç duyulan tarımsal sektöründe daha kolay işleyebileceğini bize gösterir. Bu da yine bir harita üzerinde ülkemizde bulunan akarsuların gösterilmiş hali. Bu haritaya da bakarsak gerçekten güzel ülkemiz Türkiye'nin akarsular bakımından da son derece zengin olduğunu görebiliriz. Ama tabii burada bize düşen, vatandaşlara düşen çok önemli de görevler var. Akarsuların temiz tutulması, buralara fabrikalardan ya da evsel atıklardan aktarılan maddelerle kirlenilmemesinin sağlanması, onun kendi içinde yaşayan habitatının da sağlam tutulması, sağlıklı tutulması. Bunlar da bize düşen görevler, akarsuların doğal gidişatına insanların da müdahale etmemesi gerekir ki doğanın dengesi bozulmasın sevgili çocuklar. Ve geliyoruz göl. Sevgili arkadaşlar, karalar içerisindeki çukurluklarda biriken durgun sulara verilen isim göldür. Bu gördüğümüz Van Gölü. Sevgili çocuklar, bizim ülkemizin en büyük gölü Sodalı'dır Van Gölü. Sadece Van Gölü'nün içerisine akan suların, derelerin ağızlarında canlılar yaşar. Van Gölü'nün suyu sodalı olduğu için iç kesimlerinde herhangi bir balık ya da canlı türünün yaşamasına imkan tanımaz. Bununla ilgili hemen aklıma bir şey geldi. Onu sizinle paylaşayım. Ben sizlerin yaşındayken Van Gölü canavarı hikayesi vardı. Hepimizin gündemini son derece meşgul eden Van Gölü'nde canavar var diye gazetelerde, haberlerde çıkmıştı. Eğlenceli haberlerdi tabii. Sonradan gerçek olmadığı anlaşıldı. Zaten bilimsel olarak da böyle bir şeyin gerçek olması mümkün değil. Ama Van Gölü'nün de popülaritesinin artmasında çok önemli katkısı olduğunu söyleyebilirim bu Van Gölü canavarı dedikodularının. Geliyoruz tepelere. Çocuklar, yüksekliği 500 metreyi geçmeyen yükselticilere tepe adı veriyoruz. Buraya da bakınca aklıma benim Teletubbies çizgi filmi geldi. Onun giriş jeneriğini hatırlayan var mıdır aranızda bilmiyorum. Doğarken güneş ardında tepelerin geldi veda vakti Teletubbies'lerin. İşte bu da o Teletubbies'lerin yaşadığı alandaki tepeye benziyor. Yeşil ve oldukça güzel. Hemen bir diğer coğrafi özelliğe geçelim. Bunlar da ikisi yan yana verilmiş Körfez. Çocuklar, denizin karaya doğru giren büyük ve geniş girintilerine Körfez adı verilir. Körfezler deniz kenarındaki şehirlerde bulunur. Özellikle deneme sınavlarında ya da yazılılarda bazen öğrencilerin dikkatini ölçmek için bu şekilde sorular sorarız. Aşağıdaki şehirlerden hangisinde körfez yoktur diye bir soru gelirse karşınıza, aman aman siz olun, o şehrin deniz kenarında olup olmadığına iyice dikkatlice bakın. Mesela Ankara'da körfez bulunmaz. Tokat'ta da körfez bulunmaz. Körfez nerede bulunur? Mesela İzmir'de bulunur, Antalya'da bulunur, deniz kenarındaki şehirlerde körfez bulunur. Körfezlerin küçüklerine de koy denir sevgili arkadaşlar.
Koylar ve körfezler gemilerin barınması için uygun ortam sağlarlar. Dalgalardan, denizin şiddetinden gemileri korurlar. Koylar da özellikle turizm için çok önemlidir. Koylar tatilciler açısından çok tercih edilen bölgelerdir. Az önce bahsettiğim gibi dalgalardan ve rüzgardan korunaklı bölgeler olduğu için. Ve geliyoruz adaya. Ada dört tarafı sularla çevrili olan kara parçasıdır. Burada da çok güzel ve tropikal olduğunu düşündüğüm bir ada resmi görüyoruz. Gördüğünüz gibi karayla hiçbir bağlantısı yok sevgili çocuklar adaların. Mesela Van Gölü'nün içerisinde, az önce gösterdiğim Van Gölü'nün içerisinde bir Akdamar Adası var. Gölün ortasında olmasına rağmen hiçbir yerle bağlantısı yok. Yine Kıbrıs örneğin, Kıbrıs'ta bir adadır ya da Rodos bir adadır. Bunların karayla hiçbir bağlantısı yok. Ve geliyoruz benim en çok sevdiğim resimlerden biri. Güzel ülkemiz Türkiye ve bu Türkiye'mizde bir yarımadadır çocuklar. Hemen yarımadanın da tarifini yapalım. Üç tarafı sularla çevrili olan kara parçasına yarımada diyoruz. Gördüğünüz şekilde resimde de Türkiye'mizin kuzeyi Karadeniz, Marmara Denizi, hemen batısında Ege Denizi, güneyinde de Akdeniz'le üç tarafının da denizlerle çevrili olduğunu görüyoruz ve bu durum bizim ülkemiz Türkiye'mizde de yarımada olma özelliği kazandırıyor. Ve geldik şimdi delta'ya. Delta bir ırmağın denize yaklaştığı yerde çatallanarak oluşturduğu üçgen biçimindeki birikintilerdir. Buralara da delta denir ve çocuklar genellikle buralar verimli tarım arazileri olarak değerlendirilir. Akarsular uzun yoldan gelirken beraberlerinde getirdikleri verimli toprakları bu delta alanlarında bırakırlar ve burada çok uzun süreçten bahsediyorum. Çok uzun bir dönemin nihayetinde burada verimli tarım arazileri oluşur. Örnek verecek olursak Bafra Ovası mesela, Samsun'daki Bafra Ovası, Çarşamba Ovası, bunlar delta ovalarıdır ve Yeşilırmak ve Kızılırmak'ın getirdiği birikintilerle, alivyonda dediğimiz birikintilerle oluşmuş delta alanlarıdır çocuklar. Evet, burada bir fiziki harita görüyoruz. Az önce söylediğimiz yeryüzü şekillerinin tamamını bu harita üzerinde görebiliriz. Kahverengi yerlerin dağları, yeşillerin ovaları, mavi çizgilerin akarsuları, mavi birikintilerin gölleri gösterdiğini fiziki haritamızda görebiliriz değerli arkadaşlar. Evet sevgili çocuklar, bu konumuzun sonuna geldik. Bir dahaki dersimizde yeni bir konuyla yine karşınızda oluncaya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.